Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Zeynep. Bugün başlıktan görebileceğiniz üzere yurt dışı yüksek lisans başvuru sürecimle alakalı bir video çekeceğim size. Bu içerik benim yurt dışında izlediğim ve çok özendiğim bir içerikti. Böyle hani karar mektupları geliyor işte, tepki gösteriyorlar falan filan. Neyse, o yüzden kendimi de çekiyordum böyle kendimce. Sonrasında hatırladım ki ben bir YouTuber'ım, ben bir içerik üreticisiyim. Bundan bir içerik üretebilirim. Neyse, o yüzden bu videoları bir yere toplayıp bilgilendirici bir video olmasını istedim. Bu süreci anlattığım ve gösterdiğim. Aynen. O yüzden buradayız. Şimdi öncelikle ben birazcık kendimden bahsedeyim. Sonrasında başvurduğum okullardan bahsedeceğim. Ben Zeynep, Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım bölümünden 2 ay öncesinde mezun oldum. Bölüm ikincisi ve yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldum. Geçen sene bu zamanlar Ağustos ayında stajımı yaparken lisanstan sonra direkt yüksek lisansa devam etmek istediğimi karar verdim. Sonsuza kadar öğrenci olmak isteyen o akademik kadın benim maalesef ki. Kendimi araştırdım. Hiçbir danışmanlık şirketi kullanmadım. Bunu da söylemek istiyorum. Hani tamamen kendim araştırdım. Kendim süreci ilerlettim. Bölümleri, okulları, bursları tamamen kendim araştırdım. Lisans hayatım boyunca olabildiğince sinema, sinema teorisi, film, televizyon gibi dersler almıştım. En sevdiğim, en ilgi duyduğum alan bu zaten. Bitirme tezimi, lisans tezimi de bir televizyon dizisi hakkında yazdım. O yüzden hani dedim ki alanımdan şaşmıyorum. Yüksek lisansta da film ve televizyon üzerine odaklanacağım. Başvuru sürecine gelecek olursak ben 3 farklı ülkede 6 farklı üniversiteye başvurdum. Bunlar Amerika'daki New York'taki Columbia Üniversitesi. İrlanda'da 2 tane üniversiteye başvurdum. Biri Galway Üniversitesi. Öbürü de Trinity College Dublin. Yani normal insanlar, Normal People dizisinden ve kitabından bildiğimiz o üniversite literal. Sonra da bir de Hollanda'da da 3 farklı üniversiteye başvurdum. Amsterdam Üniversitesi, Leiden Üniversitesi ve Utrecht Üniversitesi. Bunlar da dediğim gibi hepsine sinema üzerine odaklı yüksek lisanslar bunların hepsi. O yüzden hani farklı bir bölüm yok. Hepsi neticesinde sinema bölümü. Ayrıca çok kısa bir şekilde şundan bahsetmek istiyorum. Okulların hepsinin web sitelerinde hangi belgeler lazım, ne istiyorlar mevcut. Hani bunlardan bahsetmeyeceğim hepsinden teker teker. Hepsi istisnasız bir şekilde İngilizce yeterlilik testi istiyorlardı. Ben 2 sene önce çok alakasız bir sebepten dolayı IELTS'e girmiştim. IELTS'ten de toplamda 8 almıştım. Dinlemeden 9 almıştım tam. Okumadan 8,5, yazma ve konuşmadan da 7,5 almıştım. IELTS'e girdim. Bu IELTS sonuçlarımı yolladım. O yüzden hani eğer başvuracaksanız IELTS veya TOEFL kesinlikle isteniyor. Bu kısımda belge toplamayı ve IELTS kısmını göstermeyeceğim. Belgelerde sıkıcı. Oraya hiç girmek bile istemiyorum. Ama başvuracağınız okulların web sitelerinde hangi belgelere ihtiyacınız var, neleri yollamanız gerekiyor tamamen hepsi yazıyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi kısa küçük bir montajım var. Başvuru süreci esnasında çektiğim ve karar mektuplarını açıp tepki gösterdiğim. O yüzden sizi Aralık 2023'e geri yolluyorum. Ve başvuru sürecimin en başına gidiyoruz. Bunlar da yeni bir abi.
mülakata çağırıyorlar. Başladılar. Öbürleri öyle değil. Değil öbürleri laf diye kabul ediyorlardı. Bu öyle değil. So I kind of just decided that, you know, as much as I do love this, I want to. Basically, I've written about how Roman Holiday, Plastic Film, Audrey Hepburn, and Gregory Peck, and it was one of the. I wasn't expecting that to be Peck. Mine too. So I was like, okay. Have a great day. Thank you. Bye bye. Röportajdaydım. O sırada hani şey literal masanın altında. Okey. Kabul mü? Kabul almamışım. Okey. Kabul almamışım. Bir yerden red yedim şükür. Okey. Amerika'dan red yedim. Hemen Kolombiya'dan. Annem son dakika beni çok gazladı. Dedi ki Kolombiya'dan da kabul gelecek diye de yok yani öyle bir şey yok. 12 kişi alıyorlardı Allah aşkına. Neyse. Evet. Evet. Evet, başvurduğum 6 okulun 5'inden kabul aldım. Sadece Amerika'daki Columbia Üniversitesi beni kabul etmedi ama videoda birazcık bahsettim sanırım. Hani en az öğrenci alan okulda oydu zaten. 12 tane öğrenci alıyorlardı toplamda ve hani Columbia gibi bir üniversitede bayağı insan başvuru yapıyordur diye düşünüyorum. O yüzden hani ona çok üzülmedim. Bu şekilde yani gayet mutluyum sonuçlarımdan, aldığım sonuçlardan. Şimdi işin daha finansal olan kısmına geçeyim. O da burs başvuruları. Ben toplamda 3 tane bursa başvurdum. Bu burslar Avrupa Birliği'nin Türkiye ile olan bir bursu var. Jean Monnet bursu. Utrecht Üniversitesi özelinde bir bursa başvurdum. Bir de Columbia Üniversitesi özelinde bir bursa başvurdum. Ama o burs sayılmaz. Teknik olarak kredi gibi bir şey. Başvurmak zorundasınız. Ona göre size kredi sağlayıp sağlamayacaklarını falan ölçüyorlar. Ama orayı hiç göstermedim çünkü zaten Kolombiya'dan red deyince ne alaka yani, bunda gerek yok. Şimdi öncesinde Jean Monnet'den bahsetmek istiyorum. Jean Monnet hani gerçekten eğer yüksek lisansa başvuruyorsanız PASO herkesin başvurduğu bir burs. Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanlığı bakıyordu. Avrupa Birliği'nin de bir bursu. Toplamda 190 kişiye burs veriyorlar ve bu burs bütün eğitim ücretlerini artı yaşam masraflarını, uçak biletleri, vize şeyleri, gerekli kitaplar falan filan bütün hepsini karşılıyor. Gerçekten çok güzel bir burs. Ama 190 bursiyer de şöyle 4 farklı kategoriye ayrılıyorlar. Kamu çalışanlarına ayrı bir kontenjan açılıyor. Özel sektörde çalışanlara ayrı bir kontenjan açılıyor. Üniversite içerisinde çalışanlara ayrı bir kontenjan açılıyor. Üniversite mezunu veya üniversite son sınıf öğrencilerine de başka bir kontenjan açılıyor. Bunların hepsi toplamda 190 bursiyer oluyor. Yani aslında bayağı seçici bir burs. Bununla beraber süreci çok uzun. Gerçekten inanılmaz uzun. Sanki hani dünyayı kurtarıyoruz tarzında bir burs. Kasım'da başvuruyorsunuz. Günaydın. 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 Yiğit. Günaydın da. Günaydın. Kaliforniya plakası. O yüzden şey... Acayip bir şey yaptım. Oh my god, Jacob Wilson. Jacob Wilson geldi. Bugün neredeyiz biz? Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda. Ziyaretçi girişi. Şey, Jean Monnet bursuna başvuracağız. Acayip. Evet. Süreç başlıyor. Dın 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 dın. Bye bye. O başvurunuz ilk aşamayı geçerse yazılı sınava çağrılıyorsunuz. Dünyanın
yazılı sınavda da aslında Avrupa Birliği, Türkiye, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin ilişkileri, Avrupa Birliği'nin bu fasılları denen şeylerle alakalı size sorular soruluyor. Şimdi ona birazcık değineceğim. Sınava çağrıldıktan sonra ben tamamen bu sınava odaklı çalışmaya başladım. Çünkü ben iletişim ve tasarım okuyorum. Avrupa Birliği hakkında çok az bir fikrim var. Avrupa Birliği fasılları dediğimiz şey şu, benim de anladığım kadarıyla anlatmaya çalışıyorum. Avrupa Birliği'nin böyle uyduğu ve farklı politikalar izlediği, farklı politikaları böyle kategorileştirdiği fasıllar oluyor. Ve siz Jean Monnet bursuna başvururken de yüksek lisansınız hangi alana en çok yakınsa o fasıllara göre başvuru yapıyorsunuz. Yani benim mesela başvurduğum sinema sektörüyle alakalı olan bölümlerin en çok uyuşabileceği fasıl dijital transformasyon ve medya üzerineydi. O fasıldan başvuru yaptım yani. Veya mesela çevre bilimiyle alakalı bir bölüme gitmek istiyorsanız, yüksek lisansa gitmek istiyorsanız o zaman iklim değişikliği ve çevre fasılı altından başvuru yapmanız gerekiyor. Bu neden önemli? Çünkü sınavda size bu alandan soru geliyor. Şimdi benim sınavımdan bahsedeyim öncelikle. Sınavda neler soruldu? Yani bayağı bildiğiniz Avrupa Birliği ile alakalı en baz sorular soruldu. Bence sınav hele ki öbür seneki sınavlara göre bayağı kolaydı. İlk soru Avrupa Komisyonu Başkanı ile alakalıydı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ne işlevi var, rolleri ne, vasfı ne, görevleri ne, bunları açıklamanız gerekiyordu. Avrupa Komisyonu, Avrupa Meclisi, Avrupa Konseyi, bunun gibi şeyleri kesinlikle bilerek gitmeniz gereken bir sınav. Ardından Avrupa Zirvesi varmış bir tane. Orada alınan kararlarla Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkili... O soruyu cevaplayamadım. O soruyla alakalı en ufak bir fikrim yoktu. Yani o zirveyi hiç duymamıştım. Politik sorular da oluyor. Mesela bizim sınavda sorulan şey sorusu vardı. Rusya ve Ukrayna savaşı yüzünden Avrupa Birliği genişleme politikaları nasıl etkilendi gibi bir soru sorulmuştu. Ben de tam o sınavdan bir ay öncesinde Gürcistan'a gitmiştim. Ve Gürcistan Avrupa Birliği'ne aday pozisyona gelmişti. Onun hakkında falan yazmıştım. Bir de son bir soru daha vardı. O da Avrupa Birliği programlarıyla alakalıydı. Ben tabii ki de Erasmus Kraliçesi olarak Avrupa Birliği'nin düzenlediği Erasmus programları hakkında bir yazı yazdım. Türkiye'de buna katılmaktadır falan filan gibisinden bir sürü hani güzel güzel cevapladım sorularımı. Bir de başka bir soru daha var. Dediğim gibi fasıl soruları. Sizin kendi alanınızla alakalı sorular oluyor bunlarda. Kendi alanınız nedir? Ne biliyorsunuz bu konu hakkında gibi bir soru oluyor. Bu her sınavda paso sorulan bir soru. Türkiye bu fasıl konusunda ne noktadadır diye bir soru soruluyor. Ben de orada işte basın özgürlüğü yoktur, telekomünikasyon çok tekelleşmiştir falan filan gibisinden bir sürü şey yazdım. Bir de ayrıca bu sınav süresi içerisinde bir motivasyon mektubu yazmanız gerekiyor. Ancak sınav tamamen anonim olduğundan ötürü kim olduğunuz, nereden geldiğiniz, hangi üniversiteye başvurduğunuzdan bahsetmemeniz gerekiyor asla. Sadece hani bu fasıldan ben bunu başvuruyorum. İlgi alanım bu. Nasıl bu eşleşiyor ve ben bu konu nasıl bir farklılık yaratacağım tarzında bir motivasyon mektubu yazıyorsunuz. Çok yorucu bir sınavdı. Ben yetiştiremiyordum neredeyse. Aynen, şimdi sonuç nasıl olmuş ona görelim bakalım. Günaydın. Bugün günlerden 24 Şubat 2024. Jean Monnet sınavına girmek üzere Ankara Fotoğraf Fakültesi'ne gideceğim şimdi. Evime çok yakın. O yüzden yürüyerek gidiyorum. Çok ilginç. Hani ben YKS'ye bile girerken arabayla gitmek zorunda kalmıştım. Çünkü some İstanbul problems. Ama bugün yürüyerek sınav yerime gideceğim. Bir haftadır bayağı çalışıyorum aslında. Ama daha çok çalışabilir miydim? Evet. Ama hani aynı zamanda Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri ve Avrupa Birliği'nin şu anki durumunun hakkında o kadar fazla bilgi var ki ben sana hani bütün soruları sular seller gibi cevaplayamayacağım bildiğimden ötürü çok da dert etmiyorum yani. Umarım iyi geçeceğim, iyi geçeceğine inanıyorum. Şimdi yürüyeyim. Yiğit de aynı şekilde sınava giriyor. Onunla beraber buluşacağız ve sınava gireceğiz. Takipte kalın. Hadi bay bay. Dijital transformation in media. Ay, tipimin kusuruna gerçekten bakmayın. Sabahleyin bik 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 sesler. Dedim ne oluyor? Meğersem Jean Monnet açıklanmış.
Hiçbir beklentim yok. Sıfır beklenti. Yani hiçbir şey olacağını düşünmüyorum. Hani cidden yani evet hiçbir şey beklemiyorum dediğim gibi. Neyse olsun ya. Puanımı merak etmiyor değilim ama. Geldi. Bakacağım. Alamadım zaten abi. Biliyorum alamadım. Okay. Okay. Hala geldi sonuç. Geçme notu 60'mış, ben 58,5 almışım. Dedim ben sana, bunlar bellidir kız. Hayırlı olsun efendim. Bir de dediğim gibi Utrecht Üniversitesi özelinde bir bursa başvurdum. Bu burs da şöyle bir şey, Hollanda Excellence bursu diye geçiyor ve mezun olduğunuz bölümün, mezun olduğunuz dönemin en azından ilk %10'luk kesimi içerisindeyseniz, ben öyleydim. O zaman başvurabiliyorsunuz, o zaman alma ihtimaliniz var. Ve bu tamamen hani Avrupa Birliği dışını kapsıyor. Avrupa Birliği'nden birileri alamıyor bu bursu. İşte mesela diyelim ki siz 100 kişilik bir bölümden mezun oluyorsunuz 100 kişiyle beraber. Son not ortalamanız ilk 10'un içerisinde olması gerekiyor yani. Hani bu öyle açıklayabilirim. Ben dediğim gibi bölüm ikincisi mezun oldum. Toplamda galiba 36 kişi mezun olduk biz bizim bölümden. Ve bu yüzden de bursa başvurabildim. Gece saat 2.30 ve Utrecht'in burs başvurusunda bulundum. Ya bir sadece şura. Şaka mı? Şaka mı? Dur. Şaka mı? Dur. Okumam lazım bir saniye. Ay ay. Okay. Okay, almamışım. Almamışım, okay. Şimdi gördüğünüz üzere aslında ben başvurduğum iki, Kolombiya'yı saymıyorum, iki burstan da kabul almadım. Ancak bu Utrecht bursunun şöyle bir zamazingosu oldu. Ben reddediğimi öğrendim az önce gördüğünüz üzere. Reddediğimi öğrendim ve sonrasında dedim ki sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Tabii buraya da e-mailleri koyarım tabii ki de. Mail geldi tekrardan red mailinden sonra. Dediler ki aslında sen hani bekleme listesindesin. Hani bekleme listesinden reddedin tarzında bir maildi. Ben dedim ki en azından hani direkt reddememişim de hani bekleme listesindeymişim. Okey hani eğer bir gerizekalı bursunu reddederse ben belki burs alırım kafasındaydım falan ama hani çok da beklemiyordum. Çünkü bursu kim niye reddetsin? Bursu kim niye reddetsin? Neredeyse tam burs. Ben 2 gün sonra ülkeden ayrılıyorum. Valizim hazır. Bir hafta önce bana bir mail geldi Utrecht'ten. Bir bursiyer okula gelmekten vazgeçmiş. O yüzden bursu sana veriyoruz. Ne? Ben bunu bu haberi aldığım zaman Beşiktaş'ta arkadaşım Esen'i Beşiktaş iskelesinde bekliyordum, tamam mı? Bir anda yerimden zıpladım ve dedim ki ne oluyor şu an? Hala birazcık gerçek gibi gelmiyor çünkü hani kafamda bursuz gittiğim çok... Hani burssuz gidiyordum ben. Anneme ve babama çok müteşekkir olarak ben burssuz bir şekilde okumaya gidecektim. Sonra bir anda bursum oldu. Çok garip, açıklaması çok çok güç. Ben hani hayat çok değişik, hayat çok garip cidden. Hani videonun sonuna geliyoruz. Çok büyük bir şok olacağını da zannetmiyorum ama ben Utrecht Üniversitesi'ni tercih ettim. Hollanda'ya geri dönüyorum. Burslu öğrenci olarak gidiyorum. Ne olduğu hakkında gerçekten en ufak bir fikrim yok. Ama ben burslu bir öğrenciyim artık yine. Böyle yani. Arkadaşlar şeyde falan da ben Jean Monnet'in WhatsApp grubundaydım. Hani ben zaten hani direkt 60 barajını geçmediğim için beni kale çok almadılar yani, okey bu. Ama hani yedek listesinden burs alan çok fazla insan olmuş. Sonrasında hani bursunu iptal eden bayağı olmuş. O yüzden asla vazgeçmeyin arkadaşlar. Gerçekten vazgeçmeyin. Çok değişik bir durum çünkü. Hani ben tamamen hani bursu aldıysan niye reddedesin kafasında olduğum için. Hiç bilemezsiniz arkadaşlar ne olacağını. Her neyse yani Utrecht'te Hollanda'ya geri gidiyorum. Dediğim gibi valizim hazır. 2 gün sonra gidiyorum. Hollanda'daki hayatım tekrardan başlayacak. Ev buldum. Çok zor bir şekilde. İnanılmaz zor bir süreçti. Size şöyle söyleyeyim. Ev bulma süreci bu başvuru sürecinden çok daha zordu.
Hollanda'ya başvuracaksınız, aklınızda olsun bu durum. Burslu bir şekilde Utrecht Üniversitesi'nde film ve televizyon kültürü adlı bölümde okumaya başlayacağım. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca eğer bu üç ülkeyle alakalı, başvuru süreciyle alakalı bir sorunuz olursa lütfen aşağı yorumlara yazın. Cevaplamaya çalışırım olabildiğince. Evet, şimdilik gidiyorum. Hoşça kalın. Bye bye.